Hakan Albayrak, Esra ile sohbette eksik kalanlar. Can kardeşim Esra Elönü Yeni Yüzyıl gazetesi için benimle mülakat yaptı. Daha ziyade diriliş postası ve şahsımın etrafında dönen mevzularla alakalı bir mülakat. Kasım Kasım kasılmadan konuştuk biraz da komiklik ettik. Mülakat dünya yayımlandı. Sosyal medyaya yansıyan eğilimlere bakılırsa okuyanların çoğu memnun kalmış ama PKK'yı niye konuşmadınız? Aydın Doğan'ı niye konuşmadınız? Bizim mahallenin çocuklarına yüklenirken onlara niye bir şey demediniz diye kızanlar oldu. Kızmasınlar, telafi edilemeyecek bir şey değil ki bu. Madem o konulardaki fikirlerimi bugüne kadar hiç duymamışlar ve çok merak ediyorlar, hemen hülasa edeyim. 1. Silahta ısrar eden PKK'ya silah bıraktırmak için meşruiyet dairesinde ne yapılabilecekse eksiksiz yapılmalıdır. Amerika, Avrupa, İsrail, Rusya ve İran gizli servislerinin taşeronu olarak Türkiye'nin belini bükmek isteyen PKK terörünün beli kırılmalıdır. 2. Aydın Doğan'ın medyası ülkemizi ifsad etmektedir isteyen uluslararası sistem ağlarının Türkiye'ye açılan ilk kapısıdır ve bugün Kayserililerin tabiriyle dölek duruyor gibi görünse de ona kesinlikle itimat edilmemeli, Var mı başka bir şey? Hangi konuda açıklama istiyorsanız yazarız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Unutmadan Esra Elünü, Abdullah Gül'e haksızlık yapıldığını düşünüyor musun? Mesela partiyi kuran Gül'ün AK Parti'nin 14. kuruluş yıl çağrılmamasının sebebi neydi sorusunu şöyle cevaplandırmıştım. İnsan doğrusu hayret ediyor. Davet etmemişlerse ayıp etmişler. Ama Abdullah Gül'ün kendisinin de söylediği gibi genel başkan olmuş, dışişleri bakanı olmuş, başbakan olmuş, cumhurbaşkanı olmuş. Daha ne olsun ne haksızlığı. Ne yazık ki cevabımın davet etmemiş etmişlerse ayıp etmişler kısmını redaktör tarafından yanlış anlaşılıp davet etmemişler de ayıp etmişlere dönüştürülmüş. Böylece düzeltmiş olalım. AK Parti'nin yakaladığı yeni rüzgara dair. AK Parti şahane bir rüzgar yakaladı. Eski güzel günlerindeki şahane rüzgarları gölgede bırakacak kadar şahane bir rüzgar. Asgari ücrete zam ve taşeron işçilerin durumlarının düzeltilmesi gibi seçim vaatlerinin birkaç ay içinde yerine getirileceği intibaı terörle mücadeledeki kararlılığın eksilmeden devam etmesi, piyasaların rahatlaması, G20'de Erdoğan'ın verdiği dünya starı resmi vesaire 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 AK Parti'ye teveccühü iyice artırdı. MAK danışmanlığın Türkiye çapında 5670 kişiyle yüz yüze yaptığı son ankete göre AK Parti'nin 1 Kasım milletvekili genel seçimlerinde ulaştığı %49,5'luk oy oranı 3 haftada tam 3 puan artarak %52,5'e yükseldi. CHP %25,3'ten %24,7'ye MHP ise %11,9'dan %11 1.1'e düşmüş, HDP %9.5'la seçim barajının altında görünüyor. Bugün inşallah yeni kabine belli olacak, çoktan belli olabilirdi ama galiba külliye ile köşk arasındaki istişarenin uzamasından mütevellit bir gecikme oldu. Ben istişare diyorum ama siz müzakere anlayın. İstişare iyidir, hoştur, tadında bırakılırsa tadından yenmez. Senin ekibin benim ekibim değil de en faydalı, en dürüst, en temiz konulu bir istişare olmalı tabii. AK Parti'nin yükseliş trendini aşağıya çekecek hal ve hareketlerden uzak durulacağı temennisiyle yeni hükümeti heyecanla bekliyoruz. Hakan Albayrak, Diriliş Postası